Şimdi limit konusuna başlayalım arkadaşlar. Şimdi bakalım limitte mesela ilk sorumuz şöyle bir soru. Limit kavramı üzerine bakın. 28 metre uzunluğunda bir urgan. Tabii ki urgan demek ip demek yani. Olduğunca en büyük alanlı bir dikdörtgen elde ediliyor. Bu dikdörtgenin kenar uzunluklarını bulalım demiş mesela. Hani biz burada mesela hani çevresi nedir? Çevresi 28 santimetre ise yani dikdörtgeni biliyorsunuz bir uzun kenar var bir de kısa kenar var. Yani uzun kenarla kısa kenarın toplamı nedir? 14'tür değil mi? 14'tür. Mesela ben kenarlardan birine A dersem diğeri de ne olur? B dersem ya da 14 eksi A olur öyle değil mi? Bu durumda bizim alanımız ne olur? Alanımız A çarpı 14 eksi A olacaktır. Tabii ki burada A değiştikçe değil mi? A değiştikçe mesela bakın A değeri değiştikçe alan nasıl oluyor? Dikkat edin. Ben A'yı 6 alırsam alan 48, 6.5 alırsam 48.75, 6.9 alırsam 48.99. Bakın dikkat edin. Ne oluyor? Mesela 6 olduğunda, 7 olduğunda 48 olurken, bak 48 olurken gittikçe artıyor. Tam 7 oldu. Alan gördün mü? 49 oldu. Hani bir şey vardı ya hatırlıyor musunuz? Hani iki sayının çarpımı mesela A ile B'yi çarpıyorum. Mesela A ile B'nin toplamı 14 ya. Bakın A ile B'nin toplamı 14. Toplamları 14 olan sayılardan çarpımı hani en fazla kaç olur diyorduk. Bu sayıları birbirine yaklaştırıyordunuz hatırladınız mı? O zaman birini 7 aldım mesela. Birini 7 aldım. En yakın mesela. Birini çok yaklaştırdım. İkisini aynı yaptım neredeyse. Çarpım 49 gördüm. Çarpım en büyük mesela. Gördüğünüz gibi çarpım 49. Burada 49 olduğunu görüyoruz. İşte burada bakın burada mesela şimdi arkadaşlar şimdi A burada gördüğünüz gibi hani A değerimiz hani 7'ye yaklaştıkça tabii ki 7 A değeri 7'ye yaklaştıkça bakın şu 7'ye yaklaştıkça değerimizin 49 olduğunu görüyorsunuz. Bakın başka bir örnek vereyim. Başka bir örnek. Mesela limit x 2'ye giderken bu arada limit demek arkadaşlar yaklaşan değer demektir yani yaklaşan. Bakın tabloyla gösterelim bakın. Burada mesela x kare bölü 4 bir parabol bakın bir parabol gösterilmiş gördüğünüz gibi. X eşittir 2'ye giderken yani x mesela şimdi bir şu parabolümüz bu bakın parabolümüz bu. X nereye gidiyor? 2'ye gidiyor. Yani x 2'ye giderken demek yani soldan da yaklaşabiliriz sağdan da yaklaşabiliriz 2'ye. 2'ye gittikçe yaklaşıyoruz. Bakın o zaman y değerimiz nereye gidiyor? Y değerimiz nereye gidiyor arkadaşlar? Mesela 2 bakın 2'ye mesela bakın nasıl yaklaşıyoruz dikkat edin. 1.9 değerini verdim x'e. Bakın f(x) 0.93 oluyor. Bakın değişimleri görüyorsunuz değil mi? Gittikçe nereye yaklaşıyor? Sanki 1'e doğru yaklaşıyor değil mi? Yani büyük değer alarak bakın büyük değerler alarak yaklaştığım anda bakın f(x) değerini görüyorsunuz. Bu da 2'ye giderken bu nereye gider? İşte limit dediğimiz olay budur. Yaklaşmadır arkadaşlar. Hem soldan hem sağdan yaklaşmadır. Bu fonksiyonumuz sürekli olduğu için yerine 2'yi yazıyoruz. 2'nin karesi 4, 4'ü bölsek 1 oluyor. Gördüğünüz gibi 1'i bulduk. Mesela başka bir örnek verelim. Bakın x eşittir 0'a giderken sinüs x bölü x limitini tahmin edelim mesela tablo yöntemiyle. Bakın şimdi burada sinüs x bölü x'in grafiğini çizdim buraya bakın. Grafik çizilmiş gördüğünüz gibi. Burada x sıfıra giderken yani burada sin x bölü x nedir? Y değeridir. Bakın buradan yaklaşırken ve buradan yaklaşırken y değerim nereye yaklaşıyor? Y değerim nereye yaklaşıyor? Burada dikkat ederseniz mesela yaklaşma diyoruz. Ben limit yaklaşmadır. Yani x sıfıra giderken arkadaşlar x sıfıra giderken ama hiçbir zaman sıfıra varamazsınız. Çok çok yaklaşırsınız ama sıfır olamazsınız. Onun için buradaki nokta bak tanımsız. Neden tanımsız? Zaten mantık olarak düşünün. X sıfır olsaydı şu ifade tanımsız olurdu. Neden? Bak sin sıfırı sıfıra bölmüş olurdunuz. Ne olurdu? Burası sıfır olduğu için anlamsız olurdu. Ama diyeceksiniz ki bir limit yaklaşma ama ben burada yerine koydum buldum. Evet. Sürekli fonksiyonlarda yerine koyduğunuz anda bulmuş olduğunuz değer o yaklaşan değeri verir. Yani o x eşittir hiçbir zaman 2 olmuyor. 2'ye çok çok yaklaşıyor. Yani o kadar yaklaşıyor ki yani bir
çok acayip yaklaşıyor mesela ama işi bir zaman iki olmuyor mesela. Burada da mesela x eşittir 0 olsaydı şayet bunun tanımsız olması gerekir. Dolayısıyla yaklaşan değeri olduğu için tanımsız olmuyor. Bakın x mesela bakın 0'a yaklaştıkça bakın diğerin bakın sin x bölü x'i görüyorsunuz. Bakın 1.5 olduğu anda 0.666 falan. 1'i olduğunda bu oluyor. Nokta 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 bakın gittikçe 0'a yaklaşıyor. Bakın diğerim o kadar 1'e yaklaşıyor ki. Demek ki o zaman diyorum ki bu değer 1'e eşittir. Şimdi başka bir örnek vereyim arkadaşlar. Bu mesela işte x küp mesela limit görüyorsunuz 1'e yaklaşırken mesela şu değer nedir mesela soru bu. Şimdi burada da bakın bunun grafiğini çizmişiz. Bakın bunun grafiğini çizerken burada bir boşluk var. Gördünüz mü? Boşluk. Neden boşluk var? Çünkü siz x'e 1 verirseniz burayı tanımsız yapar. Bakın tanımsız yapar. Onun için orası boşluk. Yani orada tanımlı değil. Hatta hesap makinesinde siz yani x'e 1 koyarsanız böyle error verecektir. Yani şunu verecektir. Error. Ama bakın ben 1'e bakın 1'e biz burası sol diyoruz. Buraya sağ diyoruz. Sağ. Bakın ben 1'e bu şekilde yaklaşırken bak bu şekilde yaklaşırken benim y değerlerim bakın y değerlerim bakın nereye yaklaşıyor? 5'e doğru yaklaşıyor. Veyahut da 1'e sağdan yaklaşırken bakın y değerlerim gördüğünüz gibi grafikten görülüyor 5'e yaklaşıyor. Dolayısıyla bakın bu değer olarak bakın şuraya bakın. Buraya bakın yaklaşan olarak burada da değerin 5'e yaklaştığını görüyorsunuz. O halde bunun limiti 5'tir diyorsunuz. Ama siz burada mesela direkt olarak yerine 1 koyacak olursanız mesela burada 1, burada 1 koyacak olursanız ne olur? Yukarıda 1 koyun bakın. 1 eksi 1 artı 4 eksi 4'ten bölü 1 eksi 1'den 0 bölü 0 çıkar. İşte biz buna 0 bölü 0 belirsizliği diyoruz. Şimdi arkadaşlar ÖSYM mesela bunun mesela bu tip soruyu ÖSYM sorabilir. Sorarsa peki yani biz bunu değeri vererek mi yaklaşıyoruz? Yani aklınızda bulunsun mesela diyelim ki hani 1'e soruyor ya, siz 0.9 verseniz mesela yerine koysanız, atıyorum görüyorsunuz bak 5'e yaklaştığını görüyorsunuz, değeri vererek bile soru çözülebilir. Yani burada bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama değeri vermeseniz mesela bunu nasıl yaparsınız? Burada bakın payın türevini alıyorsunuz ve paydanın türevini alıyorsunuz ayrı ayrı. Şimdi türev konusuna geleceğim. Bakın türev konusuna geleceğim. Bu yöntemi de L'Hospital kuralı diyoruz. Yani bakın 3x kare eksi 2x artı 4'tür bunun türevi. Bunun türevi de 1'dir. Yerine 1 yazın. Yukarısı ne oluyor? Yukarısı 5 oluyor. 3, 2, 2, 5 oluyor. Aşağısı 1 oluyor. 5 bölü 1. Yani 5 çıktı. Gördünüz mü? Sonucu direkt verdi yani. İşte biz bu kurala L'Hospital kuralı diyoruz arkadaşlar. Normalde bu kural ÖSYM'ci iptal edildi. Ama limit sorusu soruluyor. Peki hala yani size şunu demiyor ki yani bu kuralı hiç kullanmayın demiyor. Sen istersen L'Hospital'la çöz, istersen değer vererek çöz, istersen limit kuralıyla çöz, istersen kafadan at. Burada 5'i buldunuz mu? Önemli olan 5'i bulmaktır yani. Şimdi limit kurallarına geçelim arkadaşlar. Yani limit neymiş? Buradan şunu anlıyoruz. Tabii ki şu vermiş olduğum örnekler limiti açıklayan örnekler. Yani limitin ne olduğunu, bir yaklaşama değer olduğunu anlatıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi limit nedir? Bakın limit nedir? Bir, şurada şöyle bir şey yapayım arkadaşlar. Bakın bir grafik yapayım. Bak şöyle bir grafik yapayım. Şöyle bir grafiğimiz olsun. Şurada bitsin. Mesela nota nota gelsin. Bu da böyle bir şey olsun. Bakın şuradaki değerleri yazıyorum. Buradaki değerimiz örneğin 7 olsun. Buradaki değerimiz 2 olsun. Tamam mı? Şuradaki değerimiz de mesela 5 olsun. Bakın. Limit. X eşittir 5'e. Bakın soldan yaklaşırken bakın. Buradaki eksin anlamı arkadaşlar. Bakın. Burada eksin anlamı soldan demek. Bakın burası sol. Burası sağ. Sol demek. Yani burası eksi sonsuz. Burası artı sonsuz. Yani eksi sonsuz olduğu yerden yaklaşıyorum. Bak eksi. Yani eksiden geliyorum. Bak 5'e şuradan yaklaşıyorum. Biz 5'e bakın. Biz 5'e bu şekilde yaklaşırken bakın burada yaklaşırken y değerim bakın nereye doğru yaklaşıyor? Bak dikkat edin. Bakın y değerim nereye doğru yaklaşıyor? Bakın gördünüz mü? Ben gittikçe nereye doğru yaklaşıyorum? 7'ye doğru yaklaşıyorum. O halde limit f(x) ne olacaktır? 5'e soldan yaklaşırken değerim 7 olacaktır. Peki limit x eşittir 5'e sağdan yaklaşırken f(x) ne olur?
Sen söyle Alperen. Sağdan yaklaşırken nereye yaklaşırım bak. Yani nerede yaklaşırım Alperen? Söyle bakalım. Şuradan yaklaşıyorsun bak. Şuradan yaklaşıyorsun, tamam mı? Bak mesela diyelim ki şuradaki değer, bak şuradaki değer okuyorsun bu. Buradaki değer okuyorsun bu. Yani sen böyle yaklaşıyorsun, anladın mı? Yani sen şu şekilde yaklaşırken 5'e, sağdan yaklaşırken 5'e çok çok yaklaştıkça görüyorsun. Nereye yaklaşıyorsun? 2'ye yaklaşıyorsun. 2'ye çok çok yakın mı? Bak Alper'in şu 2'ye çok yakın bir değere yaklaşıyorsun. Ama hiçbir zaman 2 olmuyorsun. Dolayısıyla limitimiz 2 olacaktır. E buradaki sol limit, sağ limiti eşit değil. Dolayısıyla limit x eşittir 5'e giderken fx yoktur arkadaşlar. Çünkü limit olması için sağ limit, sol limit eşit olması gerekiyor. Mesela şimdi şunu vereceğim. Bir fonksiyonun sürekli olması ne demektir? Alper'e söyle bakalım. Sürekli fonksiyon deyince ne anlıyorsun? Mesela bu fonksiyon sürekli miydi Alper'e? Şimdi bu fonksiyon sürekli miydi? Söyle bakalım. Değil değil mi? X'de, X'de, 5'de. Değil. Şevval sen söyle bakalım. Bir fonksiyon çizeceğim. Bu fonksiyon sürekli mi değil mi? Şöyle çizdim. Bu da böyle. Bu fonksiyon sürekli mi değil mi? Nereden anlayacağım olgu olmadığını? Yani şuradan anlıyorsun Şevval. Bak burada mesela diyelim ki burası 2 olsun. 2'deki değerim, bak buradaki değerim buraya gitmiş. Bak buradaki değerim buraya gitmiş, gördün mü? Anladın mı? Evet. Yani burada bir kopukluk var, gördün mü? Bir kopukluk var yani. Sürekli değil mi? Yok, 2 de sürekli değil. X eşittir 2 de sürekli değil. Peki şu fonksiyona bak şimdi Şevval, bak şu fonksiyona bak. Bu sürekli mi? Evet. Evet, bu sürekli. Pekala, bu fonksiyon sürekli. Şu soruyu soracağım. Şevval, bu sürekli ise sürekli olan fonksiyon, şurada ben bir limit sorsam, şurada mesela x eşittir 2 de değerim, diyelim buradaki değerim 3'e gidiyor. 3. Yani x eşittir 2 iken fx, yani şu nokta benim x eşittir 2 iken fx 3. Bak sen limit, sana şunu sorarsa limit x eşittir 2'ye giderken fx nedir diye sorarsa, bak soldan yaklaşırken nereye yaklaşıyorum? Şevval, soldan yaklaşırken nereye yaklaşıyorum? Gittikçe 3'e yaklaşıyorum değil mi? Bak böyle giderken. Bak böyle böyle gidiyorum. Doğru mu? Hı? Evet. Sağdan yaklaşırken nereye yaklaşıyorum? Yani şöyle nereye yaklaşıyorum? Yine 3'e yaklaşıyorum. Doğru mu? Evet. Peki yani f2 değerim ne? F2 değerim 3, doğru mu? Evet. İşte şöyle bir kural var. Sürekli fonksiyonlarda limit değerini bulmak için f2'yi bulmak aynı şey. Anladın mı? Sürekli oldu hocam. Peki yani hangi fonksiyonlar sürekli? Şevval. Bir, polinom fonksiyonlar. Polinom fonksiyonu gördük değil mi? Hatırlıyorsun değil mi Şevval? Hani x küpler, x kareler falan vardı ya. İşte x küp, evet. Eksi 6 x kare, bunlar mesela. Başka hangi fonksiyon sürekli? Logaritmik. Bunu göreceğiz. Mesela logaritma işte 2 tabanına göre x gibi. Üstel fonksiyonlar. Üstel. Mesela 2 üzeri x gibi. Trigonometrik fonksiyonlar. Sinüs x gibi. Bunları hep göreceğiz arkadaşlar. İşte bu fonksiyonlar sürekli. Dolayısıyla bizim mesela gördüğünüz gibi bu fonksiyonlar sürekli. Yani sürekli olan fonksiyonlarda, fonksiyon sürekli ise o noktadaki değeri bulmak yeterli. Dolayısıyla bakın şimdi şuradaki sorumuza gelelim. Bak buradaki bilgiye gelelim. Diyor ki bir fonksiyon sürekli ise diyor buradaki teoremde o fonksiyonun oradaki değerini bulmak yeterlidir diyor yani. Onu söylüyor. Bakın mesela şuna bakalım. Burada mesela bakın fx fonksiyonu x eşittir 5'ten farklıysa 3'e eşit. Ama x eşittir 5'teyken 0 eşit. Yani bunun grafiği şu bakın. Yani şu fonksiyonun grafiği burada verilmiş. Bakın gördünüz mü? 5'ten farklı değerlerde fonksiyon gördüğünüz gibi bir çizgi. Yani burada 3 demek y eşittir 3 demektir de. Y eşittir 3. Bakın y eşittir 3 doğrusunu çizdim ben burada. Burada da nedir bu? X nedir? X eşittir 0'dır mesela. Ya yani bak burada 0 gördünüz mü? 0.
Yani çünkü burası x eşittir 0 şu demek yapmış. Şuradaki değer. E şimdi o zaman bana limiti soruyor. Fx'in limitini bulalım diye sormuş. Şimdi için arkadaşlar limit neydi limit? Limit ne demekti? Soldan yaklaşırken bakın ordinat nereye yaklaşıyor? 3'e. Sağdan yaklaşırken ordinat nereye yaklaşıyor? Yine 3'e. O zaman bunun limiti nedir? Limiti 3'tür. Ama diyeceksiniz ki şurada bakın şurada ama benim f5 değerimle 0. Ama limit x eşittir 5'e giderken fx niye eşit? 3'e eşit. Şimdi anlayabildik mi arkadaşlar? Ama siz şu noktayı bakın şu noktayı alır burada yerine yazarsanız burayı yapıştırırsanız ne olur? O zaman sürekli olmuş olur. Sürekli olduğu için bakın f5'teki değeriyle limit x eşittir 5'teki değeri birbirine eşit olurdu. Ama burada eşit değil çünkü sürekli değil. Şimdi anlayabildik mi? Bakın şimdi şuna bakalım. Bakın fx eşittir mutlak değer x bölü x fonksiyonunun x eşittir 0'daki limitinin olmadığını gösterelim demişiz mesela. Burada bunun grafiğini çizmişim. Bakın nasıl grafiğini çizmişim. Mesela şu fonksiyonu parçalı olarak gösterebiliriz. Şimdi burada mutlak değer x'in kökü nedir? 0'dır. Yani burada bakın fx'i şöyle yazabilirdim ben. Şayet x 0'dan büyükse bakın x 0'dan büyükse bu mutlak değer dışarı x diye çıkar. X bölü x nedir? 1'dir. Ama x 0'dan küçükse mutlak değer dışarı eksi x olarak çıkar. O da eksi 1'e eşit olur. Pekala 0'da bakın 0'da tanımsızdır. Gördünüz mü? Tanımsız. Yani bunun grafiği de gördüğünüz gibi bu parçalı fonksiyonun grafiği de bundan bu aynı anlama gelir. Grafiği de budur arkadaşlar. Bakın grafiğini görüyorsunuz. Şimdi buradaki neyi istiyor benden? X eşittir 0'daki limitini istiyor. Şimdi bakın burada x değeri 0'a giderken onu buraya koyma. Bakın x eşittir 0'a giderken gördüğünüz gibi bakın burada x eşittir 0'a giderken bakın burayı bakın x eşittir 0'a giderken fx nereye gidiyor? 1'e gidiyor. Ama x eşittir 0'a soldan yaklaşırken yani şunu kastediyorum arkadaşlar. Bakın x 0'a sağdan yaklaşırken sağ demek burası sağ. Yani artı taraftan yaklaşırken benim bu fonksiyonun limiti gördüğünüz gibi bir. Yani y'nin gittiği değer. Şu da bakın şuna x eşittir 0'a soldan yaklaşırken yani eksi yönden yaklaşırken diyelim eksi 1 eşit. Burada gördüğünüz gibi sol limit sağ limiti eşit değil. Bu yüzden dolayı x eşittir 0 noktası limit yoktur. Bakın şuna bakalım şimdi. Başka bir soru. Mesela x eşittir eksi 3'e giderken limit nedir? 4'e giderken limit nedir? Soru bu. Bakın eksi 3'e söyleyin bakalım. Bakın eksi 3'e grafiğe göre bakın eksi 3'e soldan şuradan yaklaşırken soldan bakın yaklaşırken benim y diye nereye yaklaşıyorum ben? Gittikçe eksi 1'e yaklaşıyorum. Öyle değil mi? Yani eksi 1'e yaklaşıyorum ama ben eksi 3'e sağdan yaklaşırken bakın bu şekilde yaklaşırken benim gördüğünüz gibi y değeri 3'e yaklaşıyor. O zaman burada limit sol limit sağ limit eşit değil limit yoktur. Ama 4 noktasındaki 4 noktasına bakalım. Soldan yaklaşırken gördüğünüz gibi limitin 5'e eşit. 5'e. Sağdan yaklaşırken de limitin 5'e eşit. Sağ limit sol limite eşit olduğu için nedir? Burada limit vardır. Peki yani diyeceksiniz ki x eşittir 4'te sürekli mi? Hayır sürekli değil. Bakın burada mesela x eşittir 0'a giderken sinüs 1 bölü x'in limiti var mıdır diye sorulmuş. Ben burada bunun grafiğini çizdim. Bilgisayar ortamında çizdim bu grafiği. Bakın fx sinüs 1 bölü x'in grafiğini görüyorsunuz. Bakın x mesela bu tarafa yaklaşırken ve bu tarafa yaklaşırken bakın bakın grafiği gördünüz mü? Bir eksi 1'e gidiyor, bir 1'e yaklaşıyor. Yani belli bir yaklaşmıyor, gördünüz mü? Yani bakın, bir 1 oluyor, bir eksi 1 oluyor gördüğünüz gibi. Yani burada belli bir değere yaklaşmadığı için limit yoktur arkadaşlar. Grafikte de görülebiliyor bu.
Bakın şuna bakın arkadaşlar. 1 bölü x karenin grafiğini çizdik. Değil mi? X karenin grafiği bu. X eşittir 0'a giderken limit var mıdır diye sormuşum. Şimdi şu var bakın. X eşittir 0'a giderken bakın x 0'a giderken y nereye gidiyor? Bakın y nereye gidiyor? Bakın y nereye gidiyor? Bakın bak. Y nereye gidiyor? Bakın y gördüğünüz gibi çok büyük bir değere gidiyor. Aynı şekilde 0'a giderken mesela y'nin çok büyük bir değere gittiğini görün. Dolayısıyla nereye gidiyor? Sonsuza gidiyor. Onun için limiti limit ne oluyor mesela? Sonsuz oluyor burada. İşte biz buna burada mesela belli bir değere gitmiyor dikkat ederseniz. Buna genişletilmiş reel sayılar kümesi deniyor. Aslında burada belli bir limit yok arkadaşlar. Yani 2'ye gider, 3'e gider demiyoruz. Ama biz gerçek sayıları artı sonsuz ve eksi sonsuzda 2, 3 gibi sayılar olarak düşünürsek genişletilmiş reel sayılar kümesindeki limitimiz sonsuz oluyor. Şimdi limitin özelliklerine geçiyorum. Bakın limitin özelliklerine geçiyorum. Şunlar şurada bir şey yapalım. Şimdi biraz önce şunun üzerine durmuştuk hatırlıyor musunuz? Eğer bir fonksiyon sürekliyse mesela sürekli olan fonksiyonları gördük. Sürekli olan fonksiyonlarda biz yerine yazdığımız anda o değeri yerine yazdığımız anda sonucu buluyoruz değil mi? Şey geliyor mu arkadaşlar? Görüntü geliyor mu? Evet. Dur. Pardon. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şimdi burada burada mesela temel limit kurallar üzerine duruyoruz. Bakın sabit sayının limiti kendisi olur değil mi? Mantık üzere mesela. Mesela x eşittir c'ye giderken mesela x yerine c yazmışım bakın. X türü n olurken mesela bakın x yerine c yazmışım. Polinom tipinde fonksiyonlar olursa mesela yani bir fonksiyon sürekli ise o değer limite eşittir. Şimdi bakalım arkadaşlar, işte bunları geçiyorum. Bakın, limitin özelliklerine geçiyorum şimdi. Bakın limitin özellikleri. Skalarla, şimdi şu var, bakın skalarla çarpma, toplama veya fark, çarpım, bölme, kuvvet özelliklerinin üzerinde duracağız. Şimdi özellikle skalarla çarpma mesela, şimdi şu var. Gerek limitte, gerek türevde, gerek integral toplam sanmalarında skalarla çarpma olayı, bakın bu öğretilmiyor ama önemli bir konu. Bakın burada bir sabit sayı varsa, bakın sabit sayı varsa o sabit sayıyı kenara alıp limitini alın. Mesela b çarpı fx'in limitini alırken b'yi buraya alıp mesela tabii ki limit fx l'ye, limit g k'ya eşit olsun. B çarpı l oluyor mesela. Bakın fx artı gx limitini alırken bu toplam kuralı oluyor. Toplam kuralı ve skalar çarpma şu iki özellik bakın şu 1 ve 2 ne olan özellik türev için integral için, integration için, daha sonra limit için ve toplam fark sanmalı için ortak olan özellikler arkadaşlar. Bunu ama mesela çarpım kuralı mesela bakın burada fx'in limiti l, gx'in limiti k diyelim. Bak bunların limitini alırken de l ile k'yı çarpıyorsunuz. Ama diyelim ki bir türev alırken mesela diyelim ki f çarpı g fonksiyonun türevini alırken şöyle yapmıyorsunuz. F'in türevi çarpı g'in türevi derseniz hatalı olur mesela. Keza şey için integral için de bunu diyemezsiniz. Mesela integral için f çarpı g'nin integrali mesela f'in integrali çarpı g'nin integrali derseniz yine hatalı olur mesela. Ama bu kural çarpım kuralı mesela bölüm kuralı kuvvet kuralı mesela limitte geçerli. Fakat
türev nitelinde geçerli değil. Fakat 1 ve 2 nolu kurallar her ikisi için de geçerli. Bakın şuradaki örneklere bakalım. Mesela bakın x eşittir 5'e giderken x karenin limitini alırken nasıl buluyor Şeval? Dikkat ettin mi? 5'i alıyor, x'in yerine yazıyor, 5'in karesini buluyor. Limit 25 diyor mesela. 7x'in limitini alırken de bakın ne yapıyor? Şunun limitini alıyor, onu 7 ile çarpıyor. Yani sanki x yerine 5 koyuyorum, 7 ile de 5 çarpıyorum. Bak sin x bölü x'i bulurken de pi bölü 2'ye sin x'in yerine yazıyor. X'in yerine pi, bakın pi bölü 2 yazıyor. Buradan sonuca gidiyor gördüğünüz gibi. Mesela bunda. Bunda bakın, bunda hep yerine koymuş değil mi? Neden yerine koymuş? Şimdi biraz önce dediğim gibi üstel fonksiyon, yani 2 üzeri x şeklinde. Trigonometrik fonksiyon, kosinüs x şeklinde. İşte polinom fonksiyonu x kare şeklinde. Bakın bunlar süreklidir. Bunlar sürekli, unutmayın, süreklidir. Sürekli olduğu için limit sorulursa direkt yerine koyun. Yani kural bu. Ama limit hiçbir zaman o ulaşılan değer değildir. Hep yaklaşan değerdir. Onu söyleyeyim. Mesela x eşittir eksi 2'ye giderken limitini sormuş. Ne yapıyor? Eksi 2'yi alıyorsunuz bakın. X de yerine yazıyorsunuz. Eksi 2'nin karesi çarpı 3 çarpı eksi 2 eksi 6 diyorsunuz. Sonuç eksi 8 olarak bulunuyor. Yukarıda mesela bakın yukarıda yine x yerine eksi 2 yazarak sonuca gidiyorsunuz. Bakın şu örneğe bakın arkadaşlar. X eşittir 1'e giderken mesela, bu mesela çıkabilecek bir örnek. X eşittir 1'e giderken bakın, 1'e giderken bakın yukarısı polinom. Aşağısı da polinom. 1'i yazıyorum. Bakın 1'i yazıyorum. Bakın yazalım 1'i. İkisi polinom olduğunu göre 1 yazabilirim ben. Bakın yazdım. 1'in karesi 1, 2, eksi 1, eksi 1 bölü 1'in karesi 1, eksi 1, 0 bölü 0 çıktı. Gördünüz mü? Bunun grafiğini çiziyorum. Bakın grafiğini çiziyorum. Neredeki? Birdeki grafiğini çiziyorum. Bakın bunun grafiğini. Bir de bakın şu bölge dikkat edin. Bak şu bölgeye. Bakın bunun grafiği bu. Siz yaklaşırken nereye yaklaşıyorsunuz? Şuradaki soldan ve sağdan yaklaşmak grafiği görüyorsunuz. Şuradaki değere. Buradaki değer de eksi 3 bölü 2'ymiş. O zaman bunun limiti nedir arkadaşlar? Eksi 3 bölü 2'dir. Peki yani eksi 3 bölü 2'yi nasıl bulacağım? Bakın burada şunu yapacağım. Bakın çarpanlara bakın. Buradaki ifadeyi bakın çarpanlara ayırıyorum. Bakın bu şekilde çarpanlara ayırıyorum. Aşağıdakini yeni çarp iki kare farkı bakın çarpanlara ayırıyorum bu şekilde. Bakın burada x eşittir 1'e eşit olmadığı için bunları götürebilirsiniz. Sonra kalan ifadede kalan bunlar kalıyor. Bakın bunlar kalıyor, bu kalıyor. Sonra x gördüğünüz yerde de ha? Nerede ama? Aynısı. Ya. Tamam. Şimdi bir yere bir koyuyorsunuz, oradan sonuca gidiyorsunuz. Sonra başka bir örnek vereyim. Bakın x eşittir sıfıra giderken, bakın sıfıra giderken yine bir soru sorulmuş. Burada da mesela yerine koyarsak 0 bölü 0 çıkıyor. Yukarıda ne yapıyoruz? Bakın yukarıda ne yapıyoruz? Bakın yukarıda ne var? Bakın burada ne var? Bununla bu nedir? Bak şunun eşlerini yazıyorum her iki tarafı. Yani burada ne var? Burada a eksi b var. Yani Allah. Yani şey diyeceğim ben, tamam. Şimdi o zaman ne yapıyorum bakın arkadaşlar? Burada her tarafı bakın kırmızıya dikkat edin. Eşlerini de çarpıyorum bakın. Köklü ifadenin eşlerine 1 eksi kökü x artı 1. Bak, pay ve paydayı bundan çarpıyorum bak bundan. Bundan çarpıyorum pay ve paydayı. Gördünüz mü? O zaman ne oluyor pay ve paydayı bundan çarpınca? Yukarısı bakın şeyden kurtuluyor. Aşağısı bundan kurtuluyor. X'ler birini götürüyor ve sonucumuzu buluyoruz. Mesela bu örnek mesela limitte mesela zor tip yani böyle yani çıkabilecek zor tip örneklerden birisi. Mantık bu arkadaşlar. Bakın bunu kökten kurtarmak için pay ve paydayı bundan çarpıyorum. Neden? 0 bölü 0 belirsizliği olduğu için. Şimdi belirsizlik konusunda şunu söyleyeyim. 0 bölü 0 sonsuz bölü sonsuz belirsizlik çıkıyor. Bir de bazı belirsizlikleri vardı. İşte 1 üzeri 0 işte 0 üzeri 0 gibi. Bu belirsizlikleri ÖSYM kaldırdı. Yalnız bu kaldırılan belirsizlik de bunlara dönüştürülebiliyor aslında.
Ama bunlar gelir tabii. Bakın burada mesela şunu görüyorsunuz bakın. X sıfıra giderken 1 artı x üzeri 1 bölü x mesela. Limitinin değeri yaklaşık kaçtır mesela? Limitinin değeri mesela şimdi bakın şunun grafiğini burada çizmiş, bakın çizilmiş. X eşittir 0'a giderken sonra bakın. X eşittir 0'a giderken bakın. Soldan yaklaşırken ve sağdan yaklaşırken değerim e'ye gidiyor bakın. Zaten burada hesap makinesi bir takım değerler verirken mesela bakın tam 0 noktasına varamıyorsunuz bir zaman. Ama gittikçe yaklaştıkça limit e'ye gidiyor. E de arkadaşlar şu, bak, irrasyonel bir sayıdır. Hani pi gibi. Bakın değeri de şudur. Gördünüz mü değeri? Yaklaşık değeri 2,71'dir. E sayısı bakın unutmayın E sayısı logaritma konusunu bilenler bilirler. Mesela logaritma E tabanında x demek ln x demektir. E'nin yaklaşık değeri arkadaşlar. E'nin yaklaşık 2,71'dir. Ama gördüğünüz son yaklaşık değeri tabii ki. Ama gerçek değerini bulamazsınız tabii ki. 2 virgül nokta nokta devam ediyor gördüğünüz gibi. Ya burada nokta kullanmışım. O da şundan kaynaklanıyor. Yani İngiliz sisteminde nokta kullanılır. Biz virgül kullanıyoruz tabii ki. Bakın x eşittir 1'e giderken karefük içerisinde x kare eksi 4 nedir mesela? Bakın 1'e giderken ona bakalım. 1 nerede arkadaşlar? 1 burada bakın. Gördünüz mü? 1 burada. Ama 1 nedir mesela? 1 yerine bakın grafiği görüyorsunuz. Bakın grafiği görüyorsunuz. Grafikte mesela 1, eksi 1, eksi 2'den 2'ye kadar olan bölge tanımsız. O yüzden dolayı bak grafikte hiçbir şey hareket yok gördünüz mü? Ama siz 1'deki limiti istiyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız? Limit yoktur. Niye? Mevcut değil. Çünkü bakın yerine 1 yazın. 1'in karesi eksi 4. Kök eksi 3. Böyle bir reel sayı var mı? İşte onun için grafikte görünmüyor. Şekilde. Ama deseniz ki limit x eşittir 4'e giderken nedir derseniz x'i yerine 4 yazarsanız da sonuca gidersiniz. Bakın burada da arkadaşlar x sonsuza gidiyor bakın. Yani belli bir değere değil sonsuz çok büyük bir değere gidiyor. Mesela bakın çok büyük bir değere giderken bunun limitinin kaç olduğunu soruyor. Bunu iki türlü bakın bunu önce klasik olarak çözeyim ben. Klasik olarak çözeyim. Sonra map nasıl anlatıyor ona değineceğim. Sonra bir de benim yaklaşımımı yani benim yaklaşım tarzımı değineceğim. Yani üç türlü çözeceğim. Birincisi klasik olarak bakın şurada klasik olarak çözülmüş. Bakın 6x küp eksi 2x kare artı 1 görüyorsunuz. Burada her tarafı x küp ortak parantez almışım. Bakın x küp x küpler birbirini götürmüş. Bak burada ne kalmış bakın. Burada bakın şu kalmış gördünüz mü? Aşağıda bu var. Burada bakın şunu bilmek gerekiyor arkadaşlar. Bakın limit x sonsuza giderken bak çok büyük bir değere giderken 1 bölü x nedir? Kim söyleyecek? 1'i çok büyük bir sayıya bölsen. Mesela Alperen söyle bakalım. 1'i 5'e bölsen 0.2 yapar değil mi? 1'i 10'a bölsen 0.1 yapar. 1'i 100'e bölsen 0.01 yapar. Ama sen 1'i çok 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 büyük bir sayıya bölsen sonuç 0'a gitmez mi Alperen? Yani hiçbir zaman 0 olmaz da yani 0'a gider değil mi? Öyle değil mi Alperen? Onun için 0. Bak. Onun için bak. Şuradaki değer 0'a eşit oluyor. Bak x sonsuza giderken 1 bölü x küp bu da 0'a eşit oluyor. Bu da 0'a gidiyor. Yukarıda ne kalıyor? Yukarıda x küpler birini götürüyor. 6 bölü 2'den 3 bulunuyor. Yani x sonsuza giderken bakın şu kural şu arkadaşlar. X sonsuza giderken 1 bölü x üzeri n 0'a gider. İkinci yöntem şu. Dershaneler şu şekilde öğretiyorlar. Diyorlar ki x sonsuza giderken diyorlar. Payın bak yukarıda pay var değil mi? Bakın pay. Aşağıda payda var değil mi? Payda var. Pay ve paydadaki dereceleri aynı polinomlar varsa diyor. Bunların baş katsayıları oranı mesela 6'nın 2'ye bölümü 3'tür diyor. Böyle bir kural veriyor. Yani o kuralla çözüyor. Dershanede bu şekilde öğretiyorlar. Üçüncü yöntem ben olaya şöyle yaklaşıyorum arkadaşlar. Benim yöntem daha doğrusu. Ben de şöyle yaklaşıyorum. Şu ifadeyi görüyor musunuz? Şu ifadeyi. Şimdi x sonsuza giderken yani burada ne var? 6x küp eksi 2x var değil mi? Yani x sonsuza giderken şu 1'in bir önemi var mıdır? Şu 1'in. Yani şurası x yerine çok çok büyük bir sayı yazıyor. Çok çok büyük bir sayının küpünü alıyorsunuz. Ve burada 1 var. 1'in önemi var mı? Yok. Yani 1 neredeyse
trilyonlarca büyük bir sayı, çok çok büyük bir sayının yanına bir ekliyorsunuz. Hiçbir önemi yok. Aynı zamanda bunun da önemi yok. Yani siz şu yukarıdaki ifadeyi yaklaşık olarak buna eşit olarak görebilirsiniz. Aynı şekilde buradaki ifadeyi de buna eşit olarak görebilirsiniz. Yaklaşık olarak tabii ki. O zaman ne olur? 6x küpü 2x küpe bölsem ilk x küpler birbirini götürür, sonuç 3 olur. O halde bunun limiti 3'tür. Bekir anlayabildin mi? Pardon, Bekir anlayabildin mi? Nerede anlatıyorsun hocam? Bak, şu örneği vereyim. İkinci şunu söyle Bekir. Limit x eşittir sonsuza giderken 1 bölü x nedir limit? Onu söyle bana. Yani 1'i çok büyük bir sayıya bölüyorsun. Nereye gider? 0 olur değil mi? Yaklaş, yani tamam. 0 demek. Yani 0'a yaklaşır. Peki hele şunu söyle. Limit x eşittir sonsuza giderken 7 bölü x küp. Bu nedir? Bak, 7'yi çok büyük bir sayıya bölsen ne olur sonuç? Biz çok büyük bir sayının küpüne bölsen 7'yi trilyonlarca büyük bir değere böl. Yine sonuç 0'a gitmez mi? Gider. Bu da 0'dır. Peki yani şunu söyle. Limit x sonsuza giderken 5x kare bölü 2x kare nedir? Bu da mı 0? İyi düşün. İyi düşün. Burada x kareleri birbirini götürür. Sabit 5 bölü 2 sabit bir sayıdır değil mi? Aa. 5 bölü 2 olur. Oldu mu? Tamam. Peki yani şunu söyle şimdi. Limit x sonsuza giderken 5x kare artı 1 bölü 2x kare eksi 7. Şimdi çok çok büyük bir, bak çok çok büyük bir sayının yanında bu artı 1'in ve eksi 7'nin önemi var mı? Yok. Onun için bunları yok gibi düşün. X kareler de gitti 5 bölü 2. He, anladın mı şimdi olayı? Şimdi limit x eşittir sonsuza giderken mesela 5x kare eksi x eksi 3 bölü 2x kare artı 9x eksi 10 eksi 11 diyelim. Aynı şekilde x karenin yanında şunların önemi çok az değil mi? Öyle değil mi? Yani x kare, yani bir şeyin karesini aldım çok çok büyük bir değere gider. Yani o, yani evet, çok büyük değerlerde o sayı eklemem önemi yoktur. Mesela diyelim ki hani küçük sayılarda çok fark etmez de. Mesela şunu düşün. Şunu düşün mesela. X yerine diyelim ki 405'i yazdığını düşün mesela. Bak 405'i yazdığını düşün. Yani bu küçük bir değer için. Büyük değerlere daha da büyük olacak. Bak bir şey, bak 405'in karesi, bak 405'in karesi 164.025 iken bunun karesi bu. Ama kendisi ne? Kendisi 405. Yani 164.025 yanında 405'in önemi yok gibi değil mi? Yani ihmal edebiliriz. Ama 405'in yine önemi var tabii ki. Ama sen sayıyı ne kadar büyütürsen mesela bu aradaki fark uçurum oluyor. Anladın mı? Onun için bunları eliyoruz. Yine 5 bölü 2 oluyor. Anladın değil mi? Ha, benim yaklaşımım bu şekilde. Ama MEB şöyle şu şekilde çözüyor. X sonsuza giderken diyor. MEB'e göre çözüyorum şimdi. Diyor ki sen diyor yukarıda x kare ortak parantezi al diyor. Anladın mı? Burası 5 oluyor. Eksi x'i vermesi için ne olacak? Bak bundan çarpı x kare oluyor ya. 1 bölü x olacak. Burada 3 bölü x kare olacak. Anlayabildik mi bunu? Ortak parantezi almayı. Bekir. Tamam. Aşağıya x kare ortak parantezi alıyorum. Söyle bakalım. Burası 2 oluyor. Artı burası 9 bölü x oluyor. Çünkü bundan bunu çarparsan 9 x olur çünkü. Burası eksi 11 bölü x kare oluyor. O zaman diyor ki bak. Bunlar birbirini götürüyor. X sonsuza giderken diyor bu sıfıra gider diyor. Anladın mı?
bu sıfıra gider diyor. Çok büyük ihtimal. Bu sıfıra gider diyor. Bunu artık öğrendik değil mi? Sonuçta derken bu sıfıra gider. Bu sıfıra gider diyor. Sonuçta 5/2 diyor mesela. Bekir şunu söyle. X eşittir. Sıfıra giderken 1/x nedir Bekir? Bir de limit x eşittir sonsuza giderken 1/x nedir? İkisini yap bakalım hadi Bekir. Biri sıfıra yakın bir sayıya böl bakalım. Olur mu Bekir? Bir bölmeye çalış. Mesela bir x yerine 0.1 yaz. 10 olur. X yerine 0.01 yaz. 100 olur. Sen bu sayıyı gittikçe sıfıra yaklaştır. Sonuç çok çok büyük bir sayıya gider. Sonuç sonsuz olur. Anlayabildin mi Bekir? Anladım. Ama sen 1'i çok büyük bir sayıya bölersen ne olur? Sonuç 0 olur. Bu iki örneği anlattın mı Bekir? İki örneği. Tamam. Peki hele şuna bakalım şimdi arkadaşlar. Bakın. Şuna bakalım. 22. örneğe Zeynep sen yap bakalım. X yerine 1 koy. Bak soru şu Zeynep. X yerine 1 koy Zeynep. Ne olur yukarısı? 1'in küpüne 1 çıktı. 0. 0 olur değil mi? Yok. 1'in birin küpü 1'dir. 1'in 3. 3. şeyi. Tamam. 1'in küpü diğer de. Aşağı yukarı 0 oluyor. Aşağıda 0 oluyor değil mi? Evet. 0/0 belirsizliği oluyor. Anladın mı Zeynep? Evet. Peki hele şunu Zeynep şunu. Bak şunu. Şurada x küp eksi 1'i nasıl bu şekilde yazdığımı biliyor musun Zeynep? Hayır. Yani a küp, bak şunu ezberle. A küp eksi b küp neydi Zeynep? Söyle bakalım. A eksi b çarpı a kare artı ab artı b kare. Bunları lütfen arkadaşlar ezberleyelim bak. Lütfen. Bakın o zaman ne olacak? Bakın x küp eksi 1 demek 1'in kübü demek mesela. Bak buraya x eksi 1 yazdım. Sonra x'in karesi x ile 1'in çarpımı x ab yani artı ikincinin karesi yani b'nin karesi b kare yani 1'in karesi. Olur mu Zeynep? Aşağıda x eksi 1'ler 1'ini götürüyor. X eksi 1'ler normalde x yerine 1 koyarsam 0 olur. Normalde. Normalde şayet x 1'e eşit olsaydı Zeynep sen burada bu götürmeyi yapamazdın. Anladın mı? Bak x eşittir x 1'e eşit olsaydı sen bu götürmeyi yapamazdın. Ama limit demek yaklaşan değer demektir. O zaman ne oluyor? X kare artı x artı 1 kalıyorsun. Tekrar x yerine 1 yazıyorsun. 1'in karesi artı 1 artı 1'den gördüğün gibi sonuç 3 oluyor. Neden yerine koyarak yaptığım limiti? Çünkü bu polinom fonksiyonudur. Polinom fonksiyonları biliyorsun. Yerine yazabilirsin. Oldu mu? 3 ama tam 3 diyelim mi yaklaşık? 3. Yok şöyle. Artık 3'e o kadar yaklaşıyor ki artık biz bunu 3 olarak kabul ediyoruz. Evet tam 3 değil tabii ki. Ama limit zaten limit ulaştığı değer değil. Ulaşmakta olduğu değerdir aslında. Hiçbir zaman sen x'e 1 vermiyorsun çünkü. Ama 1'e o kadar yani sen x yerine 1 vermiyorsun. X yerine 1'e yakın o kadar yakın bir değer veriyorsun ki o değer yaklaşa 1'e yaklaşıyor. Evet yaklaşan değer demektir limit. Mesela burada arkadaşlar bakın trigonometrik fonksiyonların limiti demiş. Bakın sinüs ax bölü bx mesela burada a bölü b demiş bakın. Ama x eşittir 0'a giderken. Mesela tanjant ax bölü bx demiş a bölü b gördüğünüz gibi. Sin ax bölü sin bx demiş a bölü b. Yalnız burada bakın burada püf nokta şu bak. Püf nokta şu. Hep a bölü b. X'in 0'a gitmesi. Ve ne kullanılıyor? Sinüs ve tanjant kullanılıyor. Veyahut da sadece bx veya ax kullanılıyor. Yani sinüs, tanjant, ax oran şeklinde oluyor. Peki yani ben bunu unutsam ne olurdu? Unutsanız ne olurdu biliyor musunuz? Yani bu formülleri. O zaman hani sizin L'Hopital kuralı vardı ya L'Hopital. Onu uygulardınız. Ama bu soru sorulabilir bakın. Sorulabilir. Ama sizin burada diyelim ki bu formülü unuttunuz. Bakın x yerine 0 yazın. Sinüs 0, 0'dır. Aşağısı 0 oluyor. 0/0 belirsizliği var. Biraz önce Zeynep'in yaptığı gibi. Burada şunu yapmak gerekiyor. Sin, ax'in türevini alıp
sonra b eksin türevini almak gerekiyor. Şimdi limit konusunda trigonometri ve logaritma iptal edilmiş değil. Sadece türevdeki kısmını iptal edilmiş. Ama siz burada böyle bir limit sorusu sorulsaydı, bu sorudaki formülü unutsaydınız yapamazdınız. Ama şu şekilde payın türevi bölü paydanın türevi şeklinde Lohr-Spiegel kuralı uygularak yapabilirdiniz. Onun için de trigonometrik türevi, logaritmik türevi falan bilmek gerekiyor biraz. Ve bunlar da çok kolay arkadaşlar, zor değil. Sınavda çıkıyor çıkmıyor diye ona göre öğrenirseniz o zaman bir kolunuz eksik olur. Yani bir yanınız eksik olur. Yani özellikle ciddi kolejler, hani ciddi eğitim kurumları eski sisteme göre veriyorlar ama şunu da söylüyorlar, bunlar sınavda çıkmayacak diye söylüyorlar. Ama o şekilde eski klasik sisteme göre öğrenirseniz daha garantili ve daha net yaparsınız. Mesela fen lisesinde kesinlikle eski sisteme göre gidiyorlar. Niye? Adamlar çünkü hepsini yapmak istiyor tüm soruların. Siz de ne eksiniz var ki? Yani zaten size onu söyleyeyim. AYT, TYT'den çok çok kolaydır arkadaşlar. Onu bilin yani. Şimdi bakın, burada devam ediyorum arkadaşlar. Yani devam ediyorum. Bakın burada sürekli üzerine duruyorum, süreklilik. Biraz önce bakın ne süreklidir? Bakın ne süreklidir? Bir, soldan limit sağdan limiti eşit ve o noktadaki değer de limiti eşitse o fonksiyon süreklidir arkadaşlar. Neymiş, tekrar diyorum. Mesela hani biraz önce Şevval'e bir soru sormuştum arkadaşlar. Bakın mesela şöyle diyelim, bakın. Zeynep x eşittir a noktasında bu fonksiyon sürekli mi değil mi? Zeynep söyle bakalım. Sürekli. Bu da 3'e gidiyor diyelim. X eşittir a'da fx sürekli mi değil mi? Bak burası boş. Değil değil mi? Niye? Orası boş olduğu için. Peki şunu söyle Zeynep. X eşittir a'ya giderken benim limitin değeri nedir Zeynep? 3'tür. Anladın mı? Evet. Bak soldan yaklaşırken ve sağdan yaklaşırken benim limitim 3'tür. Bak 3. Ama sürekli değil. Niye? Bu nokta boş olduğu için. Peki hele benim fonksiyon alfa sen söyle bakalım. Şu şekilde fonksiyonum var. 4 mesela. 4'teki değerim 5. Ucu sivri Alperen. Burada bu fonksiyon sürekli mi değil mi Alperen? Burada nedir? Soldan yaklaşırken nereye gidiyorum ben? 5'e. Sağdan yaklaşırken nereye yaklaşıyorum söyle. Yine 5'e. Peki hele fonksiyonun 4'teki değeri ne? O da 5. O zaman x eşittir 4 de süreklidir. Oldu mu Alperen? Bu noktada neyi yoktur arkadaşlar? Bu noktada türev yoktur. Türev demek çizilen teğetin eğim demektir. Bakın 4 noktasında uç nokta olduğu için, sivri uç olduğu için pek çok teğet çizebilirsiniz. Onun için burada türev yoktur. Ona üzerine duracağız. Bakın 28. örnekten arkadaşlar. Mesela çıkabilecek bir soru. Bir küçük x için ax kare artı b demiş. Bakın x eşittir 1 için 4 demiş. Mesela burada x eşittir 1 için bu şekilde vermiş. R'de sürekli olduğuna göre b kaçtır demiş. Bakın. Bu fonksiyon R sayılarda sürekli olduğuna göre B'ye kaçtır demiş. Tabii bizim kritik değerimiz 1'dir değil mi? Bakın 1. Bakın 1 üzerine durmuş. Bakın 1. Bakın 1. 1'e dikkat edelim. Bakın. Sürekli için neye bakıyoruz? Birincisi o noktada yani 1'de sürekli derken F1'e bakıyoruz. F1'deki değerimize bakıyoruz. Bakın F1'deki değerimiz ne? 4. Bakın F1'deki değerimiz 4 olduğunu görüyorsunuz. 4. Sonra neye bakıyoruz? Bak sonra şuna bakıyoruz. 1'e yaklaşırken sol limite bakıyoruz. Ne? Biliyor musun çalışmayı? Biraz kendini çalışsın daha sonra bilirsin. Tamam yap. Şimdi bakalım limit x eşittir 1'e bakın 1'e soldan yaklaşırken sol eksi yönden yani x küçük diye birden küçük değerler alarak yaklaşırken x birden küçük değerler alarak yaklaşırken neyi kullanacağım? Burayı kullanacağım değil mi? Burayı kullanacağım. O zaman fx diyorum. Tabii ki burada birden küçük değerler için pardon düzeltiyorum arkadaşlar. Şunu kullanacağım arkadaşlar. Şu x eşittir birden küçük değerler için şu kısmı kullanacağım.
düzeltiyorum. X birden küçük değerler için, bakın x birden küçük değerler için, yani şu x birden küçük değerler için mesela verilen fonksiyon polinom tipinde olduğu için x'lerini direkt 1 yazıyorum. Ne oluyor bu? 11 eksi a artı 2b oluyor. Bakın sol limitin buna eşit. Şimdi sağ limite bakalım. Bakın sağ limite nedir? X eşittir 1'e. Bakın 1'e. Sağdan yaklaşırken artı yönden yani. Yani buradaki artının anlamı artı sonsuzdan yaklaşıyorsunuz. Eksinin anlamı eksi sonsuzdan yaklaşıyorsunuz demek. Eksi yön bakın. Eksi yön şu demek. Artı yön demek. Şu yöne yaklaşıyorsunuz. Dolayısıyla burada yaklaşırken fx neye eşit olur arkadaşlar? 1'e 1'den büyük değerler yaklaşırken bakın şunu kullanacaksınız. O zaman ax kare artı b'yi kullanacağım. X'lerini 1 yazıyorum. Ne oluyor? 1'in karesi 1. A artı b oluyor. Demek ki bakın şu 3 değer, bakın şu eğer şimdi 1 1'de limit olacak. Ve limitin değeri 4'e eşit olacak arkadaşlar. O zaman bunun sağ limit sol limit eşit olacak. Bakın bu değer bu değere eşit olacak. Ve bunlar da neye eşit olacak? Bunlara 4'e eşit olacak. Yani bu 4 olacak. Bu da 4'e eşit olacak. Yani bakın değeri sağ soldan limit, sağdan limit. Hepsi birbirine eşit olacak. Bunu 4'e eşitleyip, bunu 4'e eşitliyorsun. Bakın a artı b'yi 4'e eşitliyorum. Sonra 11 sonra 11 eksi a artı 2b yine 4'e eşitliyorsunuz. Bu denklemlerin ortak çözümünü yaparsanız arkadaşlar a'yı 5, b'yi de eksi 1 bulursunuz. Hocam dersini mi bitirecek? Devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar limit konusunu bitirdik. Şimdi türev alma konusuna geçiyorum. Hocam bence onu yarın yapalım. Türev biraz çok kısa değil mi? Bence de evet. Öyle evet, mi? Evet biraz uzun süre. Evet. Pekala tamam o zaman bugün hani limit konusuna değindik. Pekala şu